Saat kaç bu arada? Ha, işlem tamam. Eminsin yani? Tabii ki. Şu an o meydanda Kerem Kerem diye dönüp duruyordur. Hoş geldin Barış. Dilan içeri. Ne oluyor ya? Dilan eve dedim. Okulda kaç kişi seni seviyor? Herkes sever beni okulda. Kaç kişi sana değer veriyor? Hepsi değilse de birçoğu yapar bunu. Kaç kişi senin için fedakarlık yapar? Ne bu Barış? Soru cevap mı oynuyoruz? Evet, oynuyoruz. Ve sen hepsine yanlış cevap verdin. Sanıyor musun ki insanlar senin yüzüne gülüp arkandan konuşmuyor? Sen ünlü oyuncu Tülü'nün kızı olduğun için değil. Sen Cihan Hoca'nın kızı olduğun için de değil. Seni sadece sen için seven, değer veren, fedakarlık yapabilecek tek bir insan vardı. Bir tek insan. Bendim. Neden yaptın o zamanı? Yapmasaydın. Salaktım çünkü. Arkandan konuşmalarına göz yumdum. Melis özünde iyidir. Yapmaz dedim. Ama yanılmışım. Sen kindarın tekisin. İnsanları küçük görüyorsun. Herkes için bir oyunun var. Herkes için bir can alıcı hamlen var. Kendinden başka kimseyi, hiçbir şeyi sevmiyorsun. Kötüsün sen. Kötülüğün sözlükteki anlamı sensin. Yapmak için geçerli sebeplerim vardı. Bunları sana anlatacak değilim. Bir şey soracağım ya. Neden? Neden yaptın? Zamanı gelince anlarsın. Ben geldim demek yok mu hayırsız? Barış. Benim anneanne benim. Ne oldu oğlum? Yok bir şey. Ne oldu bakayım? Kim üzdü seni bu kadar ha? Kim kızdırdı? Ben kendime kızdım insanlara inandığım için. Melis mi? Al. Bak sen bile anladın hemen. müsaade et de olsun o kadar. Senin yaşadığın ömrün 4 katını yaşadım ben. Sen niye inanıyorsun onlara biliyor musun? Çünkü sen iyi bir insansın. Hem de çok iyi. Herkesi kendin gibi sanıyorsun. O sıcaklıkla, o iyi niyetle yaklaşıyorsun ama işte insanlar öyle değil be yavrum. Öğreniyorum anneanne. Öğreniyorum. Ben bakarım. Kimmiş? Ah. Ben geldim anneciğim. Hoş geldin koca oğlan, hoş geldin. Canım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi geçin oturun size bir limonata yapayım ben. Çok iyi olur. Az önce Zeynep'le konuştum. Ne oluyor? Benden habersiz bir takım olaylar yaşanmış. Hem de benim adım kullanılmış. Ne oldu öyle boş ver. Yani öyle silip atma. Adam gibi anlat ne oldu. Melis arkadaşımız bizi Beşiktaş Meydanı'na gönderdi Zeynep'le. Sen biriyle buluşacakmışsın. Zeynep'in babasıyla ilgili. Sonra Zeynep koşuya yetişmeye çalıştı. Bilmiyorum daha aramadım ne oldu bilmiyorum. Koşuyu kaçırmış. Can Hoca ile de papaz olmuşlar. Melis'in istediği oldu işte. Peki bir şey soracağım. Melis nereden biliyordu? Ha? Bu Zeynep'in baba olaylarını. Ben söylemiş bulundum. Kullanıldın yani. O yüzden bu haldesin. Melis benim işlere de karışıyor. O
Oyundan büyük işlere kalkışıyor. Yakında boğulacak kızın haberi yok. Ya takma bu kadar kafaya. Ne oluyor? Dünyanın sonu mu geldi? Bak, bir Melis gider, başka bir Melis gelir. Hayat bu. Ya, ya, acilen gitmem lazım. Ama bak, bir daha sefere söz 5 tane açacağım. Şaka, hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.